Seyhun Zaim Ergenekon davasında Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof kokteyli atmaktan yargılanmış ve 5 yıl cezaevinde kalmıştı. Bu yılbaşı gecesi yasa dışı silah ticareti nedeniyle çıkan silahlı kavgada öldürüldü. Ergenekon sanığıydı, 17 farklı suçtan kaydı vardı, 5 yıl hapis yatıp çıktı. Ama yılbaşı gecesi Pialotti'de çıkan silahlı çatışmada öldürüldü. Seyhun Zaim Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması olayında azmettirici olarak Ergenekon kumpas davasına yargılanmış ve cezaevinde bir süre yattıktan sonra tahliye olmuştu. Daha sonra evine yerleşti ve ticaretle uğraşmaya başladı. İddiaya göre Zaim o saldırıyı planlayanlar arasındaydı. Bayram Demir'le birlikte 2011 yılında serbest kaldı. Neden molotof kokteyli attınız? Önceki gün adı tekrar gündeme geldi. İddiaya göre aralarında Seyhun Zaim'in de bulunduğu iki grup arasında yasa dışı silah ticareti ilgili alacak verecek meselesi vardı. Gruplar Pierlotti'de karşılaştı. Önce tartıştı, ardından silahlı çatışma çıktı. O çatışmada Seyhun Zaim de vuruldu. İşte o anlar. İki grup Eyüp Sultan'daki Pierlotti'de buluştu, aralarında tartışma çıktı, tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran bir zanlı rastgele ateş etti. Zaim vuruldu, yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldı ama yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. İki şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.